Öyle mi diyorsun? Hoş geldiniz. Buna bizim spor kompleks. Evet. Burada alıyor misafir ediyor milleti. Giriş yapımızda, ön öğretmenimizde kaba ve ince ızgaralarımız var. Burada 25 kaba ızgaralarda 25 milim, ince ızgaralarda 10 milim partiküllerin, daha büyük partiküllerin tutulması sağlanıyor. Daha sonra toplanan atıklar, şurada spray konveyör dediğimiz her ızgaranın yanında bulunan yapılarla toplanıyor ve susuzlaştırılarak çöp konteynerlerine alınıyor. Buradan da çöp sahalarına ulaştırılıyor. Azot gazına çevirmek ve bu azot gazını da bakteriler enerji olarak kullanıyorlar ve böylelikle azot giderimini sağlıyor. Havuz boyutları diğer sistemlere göre. Burada da bitkisörler yardımıyla havalandırmayı sağlıyoruz. Tüm bu geçişler suyun kendi cazibesiyle sabah... İncelemek lazım. Aynı bölgenin üç büyük şehir belediye başkanları, Rize önemli kentler, birçok karakteristik özellikleri de benzeyen kentlerin başkanlarıyız. Zeydan Başkan'ın bir arıtma yatırımı var. Hem Hatay örneğini gördü hem de önümüzdeki günlerde bürokrat arkadaşlarımız Mersin'de de yine bu teknolojiyle ve bundan farklı teknolojiyle çalışan arıtma tesislerimizi de gezme imkanı olacak. Tabii ki sürekli gelişen sorunlar, değişen şartlar zaman zaman bir araya gelerek bölgemizde yaptığımız çalışmaları değerlendirmek, katkılar almak, eksik kaldığımız noktalarda birbirimize fikirler sormak bizim işimizi kolaylaştırıyor. Söylediğim gibi ortak özellikler olan kentler, Hatay, Adana, Mersin, demografik olarak, sosyolojik olarak, siyasal olarak bölgeden aldığı tesirler, etkilenmeleri birçok konuda ortak yönleri var. Olumlu bir birliktelik oluyor. Bunu mümkün olduğunca sıklaştırmakta da yarar görüyoruz. Yapıyoruz da açıkçası, faydalanıyoruz da inşallah. Bu birlik, beraberlik, paylaşım, birbirimize önder olma, katkı sürme neticede vatandaşlara hizmet olarak yansıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bizim Hatay'da bugüne kadar büyük şehir olduktan sonra 9 tane arıtma tesisi bitirdik. Bunlardan bir tanesi biyomembranlı arıtma tesisiydi. Hem tesisin nasıl işlediğini bugün arkadaşlarımız bize anlattı. Hem de tesisleri bürokrat arkadaşlarımız işleyişini burada gezecekler. Biz memnunuz. Asi Nehri'ni biz bu membranlı arıtma tesisi sayesinde orada yapmış olduğumuz rehabilitasyonlar ve bu tesis sayesinde 4 yıldır yazları çok rahat geçiriyoruz. Tertemiz içinde bütün habitatıyla birlikte yaşayan bir Asi Nehri var. Biz memnunuz. Tabii ki sayın başkanlarımıza da bu tecrübemizi paylaştık ve tavsiye ettik. Biz de sık sık bir araya geliyor, istişarede bulunuyoruz birbirimizin yaptığı işlerle ilgili. Hangi ilde yapılan güzel bir şey varsa biz ondan feyz almaya çalışıyoruz. Yapılan bir şeyin benzeri bizim ilde yapılacaksa onun artıları, eksileri, deneyim kazandığı için onu bizzat yerinde görüyoruz, bilgi alıyoruz. Bir hataya düşmemek için arıtma çok önemli bir şey biliyorsunuz dünyada artık. Çamuru bertaraf etme, kokuyu giderme. İşte efendim söyleyeyim, arıtma suyunun sağlığa yararlı hale gelmesi artık çok çok önemli bizim dünyamızda. Bu yapacağımız arıtma Adana'nın çok güzide denize açılan ilçesi olan Karataş'ta olacak. Turizm yeri, turistik yer, hiç koku olsun istemiyoruz. Dolayısıyla yerine görelim istedik burada. Mersin'e koş.
Buraya ekspertimiz. Evet. Benziyor yani. Burayı restore ettik. Şimdi yan tarafta çok güzel bir konak var. Orayı restore ediyoruz. Başkan. Tamam. Buradayız efendim. Sen gel abi. 500 yıllarında yaşamış kral. Bereket ve iyilik kralı. Çok seviliyor şu zamanında. Şu metre var. Fazla yok. Bir mozaik ya da tekil alıp şurası. Ben Banyo mu acaba? Banyo yapıyorlar eskiden böyle. Banyo gibi falan düşünmüşler. Buradayız efendim.